Ünlü oyuncu Cemal Hünal'ın at çiftliğine gittim. Hem ata binmeyi hem de ata binmenin ne kadar sağlıklı bir spor olduğunu öğrendim. Son modaya özel bu görüntülerle baş başa bırakıyorum sizleri. Bugün Son Moda programında oyuncu Cemal Hünal'la birlikteyiz. Cemal Bey, ıssız adam derken üzerinize bu kadar bu karakter yapışmış. Bundan mutlu musunuz? Bir şikayetim yok tabii ki. Hani bir kere çok güzel ve kalıcı bir film yapmış olmanın mutluluğu var. Seyirciye beğendirmiş olmanın mutluluğu var. Ve bana bir meslek kazandırdı. Burası çok güzel gözüküyor gerçekten. Burada mı yaşıyorsunuz sürekli? Keşke. Hayır, burası binicilik kulübü. Şimdi Türkiye'de ciddi bir spor dalı haline geldi. Hobi olarak başladınız. Şimdi dersler veriyor musunuz eğitim anlamında? Dersler veriyorum. Ulusal müsabakalara katılıyorum. İşte geçen hafta Karaman'daydık. Yarı finaller tamamlandı. Şimdi 6. sıralamadayım. Bakalım finallerde iyi bir şey yapabilirsem inşallah. Milli takıma girmek istiyorum. İnşallah. Çok güzel olur. Peki at biniciliği pahalı bir eğitim mi? Yani pahalı bir spor mu? Hayır, yani insanların başlayacağı herhangi bir spor için belli bir hani bir ayakkabı, bir şey almaları lazım. Hani bu çok fazla bir şey gerektirmiyor. Genellikle biz buradan tedarik ediyoruz. Hani insanların sokağa çıkıp da herhangi bir şey için harcadıkları paradan daha fazlası değil. Peki bizim için faydaları neler at biniciliği sporunun? Yani muhtemelen dünyada hani yüzmek ve binicilik bütün kaslarını beraber kullandığın iki spor. Binicilikte aynı zamanda kafanı çok kullanmak zorundasın. Atı öngörebilmek zorundasın, hissedebilmek zorundasın. Peki bir atasporumuz aslında at biniciliği ama son dönemlerde sizce de daha popüler olmadı mı? Şöyle söyleyeyim, mesela yani içinde bulunduğumuz dönem içerisinde hani modern zaman içinde diyeyim, atlı okçuluğa ilk ben adım attım çok büyük merakla ve o zaman Türk yayları bulamıyorduk hiçbir yerde. Bir Macaristan'da bir usta vardı. Bugün Türkiye şampiyonasına 270 tane atlı okçu katıldı. At binicilik derslerine nereden başlamamız gerekiyor? Şimdi öğreneceğiz. Sanırım önce atımızı temizlememiz gerekiyor. Evet. Gördüğünüz gibi beni birazcık fazla sevdi. Biraz da hareketli. Cemal Bey, başlayalım mı? Hadi başlayalım. Evet, ikinci atımızı ağırdan çıkarmamız lazım tabii. Evet, boyundan başlayabilirsin. Tamam, genellikle ön bacak şurada bir yerde dur. Peki herkes bundan mı başlıyor, atı temizlemeden burada, mi evet. Güzel, bak şuraları görüyor musun? Buraları toz kalmış. Buraları kaşıya kaşıya fırçala yapıştır. Aynen. Hep iki elin atın üzerinde olsun. Nereye gittiğini, nereye geldiğini hissetme açısından. Bir de ayağına bastırma. Peki az önce at şu şekilde bir hareket yapıyordu patileriyle. Ayağıyla, onun evet ayaklarıyla ne anlama geliyor? Şey işte bağlı ya burada. Bu iş ne kadar sürer? Hani bıraksalar ben gezer miyim? Değil aslında. Ağırdan çıktıktan sonra genellikle gezmeyi tercih ediyorlar onun için, evet. Ben de bu durumu çok uzatmak istemiyorum evet, çünkü gayet iyi gidiyorsun. Mutlu da olmadığına göre yok, gayet daha fazla mutlu, gayet sinirlendirmeye mutlu. Gerek yok diye düşünüyorum. Bilakis. Ya bakım şart bir şeydir. Ondan sonra şimdi sana bunu vereceğim. Bu ne işe yarıyor? Bu bir maya demiri. Ayaklarının içini temizleyeceksin. Maya demiriyle ayakların içini evet, temizleniyor. Evet, şurası da şöyle. Böyle kazıyacaksın. Evet. Gel bakayım, tut bunu burada. Yanaş yiyeceğim. Kendime gerçekten inanamıyorum. Sıra geliyorum senin meraklı olduğun konulara. Saç bakımı. Evet, bütün aslında kadınların meraklı olduğu konular saç bakımı. Gerçekten çok sağlıklı gözüküyor atlarında yeleleri. Hatta şurada bir tane görmüştüm, bir tanesinin saçları da örülüydü. Bunların bakımları nasıl sağlanıyor? Evet. Aynen böyle. Şimdi bunu saçlarına süreceksin böyle boyunca. Evet, iki elinle birden yapabilirsin. Hı-hı, öyle, saç köklerinden başlayarak. Evet, çok da faydalı oluyor. Onu iyice yayabilirsin son derece hoyratça. Gayet hoşuna gider. Bu nedir? Bu eğer altı örtüsü. Hem eğerin daha iyi oturmasını hem sırtında daha yumuşak temas etmesini istiyor. Ama kullandığımız eğerin zaten ortopedik bir araç olması lazım. Yani kalça kemiğimizin devamı gibi. Onun için ben araya çok fazla süspansiyon koymadan tercihen doğru malzeme kullanmayı seviyorum. Eski tip askeri eğerleri kullanmayı çok seviyorum.
Hem atımızın hem de kendimizin rahatı için önemli. Evet, yani atın sırtı için, özellikle atın sırtı için ortopedik bir araç. Bu eski Türk eğerlerinden esinlenilmiş bir eğerdir. Yaklaşık 200 senedir de askeri müfredatta bir sürü farklı kültür tarafından kullanılıyor. Atımızın başlığı, burada gördüğün, ben özellikle sarı malzeme kullanmayı tercih ediyorum. Atların ağzının kurumasına biraz daha mani oluyor. Bu benim aslında uzun vadede unutturmayı tercih ettiğim bir şey. Genellikle biraz atlara hakim olmak için kullanılır. Atın ağzına ve dilinde bir baskı yaptığı için işimizi kolaylaştırdığı düşünülür. Ben kullanmaya devam ediyorum çünkü atların temel eğitiminde zaten bu var. Benim bunu unutturup sadece bunu kullanmam çok fazla vaktimi alıyor. Bir de Arap atlarıyla çalışıyorum. Çok daha hareketliler ve çok zekiler. Ve oyuncular. Onun için bugün sen binerken bunu takacağım. At binmeye başlıyoruz. Tabii onun öncesinde kaskımı takıyorum tehlikelere karşı. Cemal Bey, ilk defa bineceğim. Bakalım hangi tekniklere, nelere dikkat etmemiz gerekiyormuş. Hep birlikte öğreneceğiz. Hadi bakalım. Bravo. Evet, gayet iyi gidiyorsun. Şey, gayet sakin gözüküyor. Ben daha korkutucudan gidiyordum. Şimdi kafasını aşağı indirmek isterse tek elini çek ama kafayı kaldırır kaldırmaz hemen bırak arkasından. Şöyle gibi mesela. Tek el. Bir tanesini çekiyorum. Tabii. Şimdi ikisi de birden müdahale edersen zaten onun sana cevap verebileceği bir direnç oluştu. Bak kafayı indirmek istiyor. Hayır. Şimdi diyorsun bir tanesini çekiyor. Kalk abi. Şimdi topuk topuk yürüyelim. Şimdi bak mesela buradan sola doğru gideceğiz. Sağa doğru. Sağ ayağına ver ağırlığını, sol topuğunla ata dokun. Şimdi sol topuğuna ver ağırlığını, sağ topuğunla ata dokun. Şimdi sağ topuğuna ver ağırlığını, sol topuğunla dokun. Gördün mü? Yönü aslında vücudunla anlatıyorsun. Tam sağa dön. Arkamdan tur atmaya çalış bakalım bir tane. Bravo. Süper. Oradan düz karşıya, kameranın yanından geç. Devam. İt gözler. Baktığın yer çok önemli. Baktığın yer odak. Bütün oyun baktığın yer üzerine. Ellerini düşür aşağı. Çok iyi. Kameranın arkasından dolaş gel. Bakış. Bravo. Evet ve dışarıdaki topuk çalışıyor. Ayakları biraz daha aşağı uzatalım. Son Moda programıyla modanın nabzını tutmaya devam ediyoruz. Son dönemlerde trend olan at biniciliğini istiyoruz. Sizin için de bu spor dalı uygunsa bence tercih edebilirsiniz. Kendinizi çok iyi hissediyorsunuz.